Öncelikle Selçuk Bey, sizi tebrik ediyorum. Geciken adalet, adaletsizliktir. Geciken ziyaret de dostu ihmaldir. Ben hakikaten sizi ihmal ettim. Bugün onu telafi ediyorum. Bugün ziyaretinize geldim. Siz çünkü Haber 24 olaraktan bir ömür veriyorsunuz. Kurulduğunuz günden bugüne kadar Erzincan'ımızın gören gözü, işiten kulağı, konuşan dilisiniz siz. Ben bunu siyasi hayatımda defaten buna şahit olmuş bir kardeşinizim. Dolayısıyla da sizi ne Haber 24 olaraktan da Rabbim bahtınızı da açık eylesin. Bugün böyle bir dost ziyareti benimki. Ama bugüne mahsus olaraktan da bugün bir Erzincan'ımızın, ben onlara mahalli parlamenterlerimiz diyorum, muhtarlarımıza. Bugün muhtarlarımızın günü. Cumhurbaşkanımız da onları külliyede ağırladılar. Sayın Valimiz de sağ olsunlar. Kendine de çok teşekkür ediyorum. O da bugün buradaki merkez ve köylerdeki muhtarlarımızla birlikte bir yemeğe davet etti, katıldık muhtarlarımızla. Ben muhtarlarımızın da bu muhtarlar gününü de tebrik ediyorum. Rabbim daha nice muhtarlar gününe her birini aile efradıyla eriştirsin deriz. Bugün biraz gönlümüz buruk, biraz değil çok buruk aslında. Bu son 3 gün içerisinde gerçekten hele en son ki bir öğrencimiz Oğulcan, ki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin mühendislik bölümünü kazanmış. Daha yeni öğrenci, 15 günlük talihsiz bir kazaya kurban gitmiş. Gittik onun morgdan cenazesini aldık. Onu uğurladık. Anne baba çok perişandı. Onlara da sabır diliyoruz Rabbim'den. Ama bu kaderdir. Netice itibariyle vakit saat dolmuş o genç kardeşimizin. Onu da uğurladık. Tüm öğrencilerimizin de, bizim üniversite camiamızdaki tüm hocalarımızın da hepsine de ben başsağlığı diliyorum. Bir hemşerimiz, o da bir kaderdir diyorum. Kendini vefatına kendi eliyle son vermiş. O ölümü de biz tartışamayız. Onlar bir kaderdir. İnşallah Rabbim onu da mecnun muamelesine tabi tutar. Bugün onun da cenazesine katıldık. Rabbim ailesine de, anne babasına da sabır versin diyorum. Onlara da başsağlığı diliyorum. Yine bir tane daha cenazemiz oldu. O da yani sonuçta iki aile arasındaki bir husumet diyeceğiz biz. Keşke olmasaydı, keşke bunlar yaşanmasaydı. O da bir silahlı şeyle neticede onun da hayatına son verildi. Üzümlülü bir hemşerimiz. Ayvaz abimiz vardı, onun evladı. Ona da biz Rabbim mekanı cennet olsun diyoruz. O aileye de sabır diliyoruz. Dolayısıyla Erzincan'da böyle bugünler, tabi Anadolu'nun en güzel hasreti bu. Acılı günde de, iyi günde de hemşerilerimiz hep bir aradalar. Bütün cenazelerde dikkat ediyoruz. İşte Anadolu'nun güzelliği bu. Bütün hemşerilerimiz eğer anonsu duymuş, bilgisi varsa cenazeye katılıyor. Hepimizin de insani görevi de, İslami görevi de budur diyorum. Ben tüm vefat eden hemşerilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Erzincan'da çok şükür dikkat ediyoruz. Güzel şeyler oluyor. Yani neticede sanayimiz çalışıyor artık. Yatırımlar bir şekilde, özellikle özel sektör işini çok iyi yürütüyor. Yani Erzincan biraz çekim merkezi olmaya başladı. Organize sanayimiz belki ileride ikinci organize sanayide bir hamle yapabilir. Burada da emeği geçen herkese, özellikle de bu şehrin mihmanları, bizim başbakanımız, ki son başbakanımız ama hala gönlümüzün başbakanıdır. Meclis başkanlığımızı yapmıştır. Uzun yıllar Ulaştırma Bakanlığı, ben ona asrın Mimar Sinan hep demişimdir. Onun gerçekten hizmetleriyle hala hizmetlerde devam ediyor çok şükür. Neticede çekim merkezi oluyor. Yatırımcılar, organize sanayiye gelenler, ha diyor burası başbakanımızın ilidir, yatırımı burada yapalım. Emeği geçen herkese, başta valimiz olmak üzere, mevcut milletvekili arkadaşlarım olmak üzere, tüm teşkilatlarımıza, siyasi teşkilatlarımızın tamamına biz bir ve beraberiz.
Herkese de ben ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Tüm basın mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. Neticede bunları siz dile getiriyorsunuz, şehrinden nabzını tutuyorsunuz. Özellikle de sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim.